Herkese merhaba. 5. sınıf Türkçe kazanım testleri metin türleri konusuyla bugün karşınızdayız. İlk sorumuzla başlayalım. Evet, bu metnin türü. Aşağıdakilerden hangisidir? Okuyoruz metnimizi. Hikaye, fabul, masal, haber yazısı. Endonezya'nın Aceh bölgesinde dün sabah 10 balina karaya vurdu. Kendi çabalarıyla suya dönemeyen balinalara civar köylerden gelen insanlar yardım etti. Balinaları kimi köylüler tekneleriyle, kimileri de eliyle denize iterek hayata döndürmeye çalıştı. Balinalardan 3'ü için artık çok geçti çünkü yapacak bir şey kalmamıştı. Endonezya'da olan bir olay, haber değil mi? Dolayısıyla bir haber yazısı olmalı. Yer, zaman olsun, yer olsun, olay olsun ve ne olmuş, ne bitmiş bunlar hakkında bilgi veriyor bir haber yazısıdır. Evet. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici bir metin, yani bilgi verecek? Mağaranın içi güneş doğmuş gibi birden aydınlanıverdi. Bu ışık nereden geliyor diye çevreme baktım. Bir de ne göreyim? Altın, zümrüt ve çeşit değerli taşlardan oluşan bir tepecik duruyor gözlerimin önünde. Bakın bu bir hani sanatsal metin, bir öykü olabilir, hikaye olabilir. Çekirge, pire ve uçan kaz bir gün kralın huzuruna davet edilmişler. Bu bir bilgilendirici mi yoksa bir masal mı? Çekirge, pire ve uçan kas dediği için bir masal. Yemeğimi acele bitirip evden çıktım. Dükkana gittiğimi gören annemin sevinci yüzünden okunuyordu. Sokağın köşesine varınca arkadaşlarımın da dükkana geldiğini gördüm. Bilgi mi veriyor, bir olay mı anlatıyor? Olay yazısı değil mi? Gittim. Ahlak kuralları bir toplumdaki insanların benimsediği, uymak zorunda olduğu kurallardır. Evet, bu bilgi veriyor. Ahlak kurallarının ne olduğuyla ilgili bir bilgi. Cevabı Deniz. Evet, bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hikayeci bir metinden alınmıştır. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Kurgusal unsurlara yer verilmiştir. Kişileştirmeden yararlanılmıştır. Bakalım. Serdar'ın akvaryumunda birbirinden güzel 3 tane balık vardı. Serdar bu balıklara göz gibi bakıyor, hiçbir şeylerini eksik etmiyordu. Bu kadar ilgi ve sevgiye rağmen balıklar çok mutsuzdu. Altın renkli balık, siyah renkli balığa bakıp iç çekiyor ve ne güzel bir rengim var. Hele uzun siyah kuyruğu yüzerken de ne güzel dalgalanıyor. Ne olurdu ben de onun gibi simsiyah olsaydım ya da şu kırmızı balık gibi kırmızı olsaydım diyordu. Kırmızı renkli balık ise ne olurdu ben de geceler kadar kara ya da şu altın renkli balık gibi pırıl pırıl olsaydım diye üzülürdüm. Siyah renkli balığa gelince de o da neden kırmızı ya da altın gibi pırıl pırıl değilim diye söylenirdi bütün gün. Hikayeci bir metin değil mi? Bir olay var, konuşan balıklar var. Yani fable türünde aslında. Kurgusal unsurlar, evet, konuşamazlar çünkü balıklar. Kişileştirmeden yararlanmıştır. Zaten konuşmanın yapıldığı her yerde bir kişileştirme vardır. Söylenemeyecek olan anlatım birinci kişi ağzından yapılmış mı? Hayır. Üçüncü tekil ağzından yapılmış. Cevabım B. Evet, diğer soru. Aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayraç içinde verilen türde yazılmamıştır? Tilki çok acıkmış ve bir bağa girmiş. İşte açıcı üzümlerden yiyerek karnını doyurmak istemiş. Bir fable biliyorsunuz zaten. Tilki masal. Tilki fable'larına öykülerine. A'yı doğru yazmış. Eyledim. İki çocuk neşeyle alt kameraya indiler. Dolaplardan ağları ve oltaları alıp hızla yukarı çıktılar. Ufaklık ağın ucunu denize doğru atarken Yunus Yunus diye seslendi. Bu hikaye olabilir. Olağanüstü bir şey yok. Evet, doğru. Bilinen ilk hesap makinesi abaküstür. Abaküs ilk kez Atina yakınlarında Salamis Adası'nda kullanıldı. Üzerine birçok sütun oyulmuş olan mermer abaküsü sayıları minik çakı taşları simgeliyor. Bu masal mı? Hayır. Bir bilgilendirici yazı değil mi? Cevabım C olmalı. Bu da bir haber yazısı. Evet, bir olay var. Okuduğumuzdan cevabım C. Evet, hangisi hikaye edici bir metinden alınmamıştır? Hikaye edici bir metin, yani bir olay. İpek yolunun önemli duraklarından biri olan Bursa, tarih boyunca oluşturduğu çarşı kültürünü bugün hala yaşanan şehirlerimizden. Pek çok yangınla harap olsa da her seferinde hayata yeniden dönen kapalı çarşı, Ulu Cami'nin kuzeyinden başlayıp Koza Han'a kadar uzanıyor. Bir hikaye, bir olay var mı? Hayır, yok, cevabım A olmalı. Bilgilendirici metin, olay çevresine geçen metin değil. Keloğlan, zavallı anacığı, bir olay, tilkiyle kedi, bir hikaye edici metin, yani fable tarzı. Birinci öğren bitmek üzereydi, Elif her gün ilk okuldan eve dönüyordu. Yine bir hikayeden bahsetmek mümkün. Cevabım A olmalı. Evet, bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir bakalım. Masal, anı, hikaye, haber yazısı.
Kanadalı ünlü astronot Hatfield 3 ila 5 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine katılacak. Hatfield uzaya giden diğer astronotlardan farklı olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca birbirine ilginç aktiviteler imza attı. Türkiye İhracatçıları Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı İstanbul Kongresi Merkezi'nde 3 ila 5 Aralık'ta düzenleyeceği etkinlikler kapsamında 4 Aralık Cuma günü geleceğe yolculuk konulu bir konferans verecek olan TRIS, Hatfield ya da Hatfield, renkli kişiliğiyle büyük bir hayran kitlesine sahip. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görev süresince sergilediği etkinliklerle birçok unvana layık görülen ünlü astronot Kanada'da uzayın tadını çıkaran adam olarak biliniyor. Şimdi bir haber, değil mi? Bir masal değil, bir anı değil, bir hikaye değil. Bir haber yazısı. Ne olmuş, ne bitmiş, ne zaman olmuş, kim yapmış, bir olay anlatılıyor. Ne yapılacak hakkında bilgilendirici bir metin, haber yazısı diyeceğiz. Cevabımız D seçim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.